Evet, zamlı maaşlarını almaya başlayan emeklilerin promosyon dönemi geldi. Özellikle 2020 yılında bankalar daha fazla emekli müşterisi çekmek için tarifelerini yükselttiler. Biz tabii ki yanımızda bir tablo var. Bu tablo üzerinden detayları konuşacağız. Yanımızda Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'le beraber. Ben hemen tabloyu kapatmamak adına şöyle geçmek istiyorum. Faruk Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Promosyon nedir, isterseniz ondan başlayalım. Promosyon işte memurlarla başlamıştı promosyon dönemi. Devlet kurumları maaş ödemesini aldıkları bankalardan belli bir miktar parayı promosyon adı altında alıyorlar ve memurlara paylaştırıyorlardı. Bu konunun emekliler için de uygulanması gündeme geldi. Ve o dönemde işte bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bir anlaşma yaptılar. Ve belli bir miktar para ortaya çıktı. 2017 yılından bahsediyoruz. O zaman 1000 liraya kadar maaşa 300 lira, 1000 lira ile 2000 lira arası 375 lira, 2000 lira üstüne de 450 lira ödendi. 2017'de 3 yıllık maaşımı sizden alacağım diye söz veren emeklilere. Tabii şimdi 1000 liranın altında maaş kalmadı. O dönemde vardı, 300 lira ödendi. Peki kaç kişi ödenmiş? 8,5 milyon emekliye 375 lira ödenmiş, 790 bin emekliye 450 lira ödenmiş. 2.3 milyon emekliye de 300 lira ödenmiş. Tabii 2017'de bu anlaşmayı yapan emekliler için 2020 yılında süre dolmuş oluyor. Yani Mart ayında emekliler 3 yıllık süreyi tamamlamış olacaklar ve yeni bir sözleşme yapacaklar. Yani tabii maaşlarını taşıyabilirler başka bankalara. Tabii taşıyabilirler ve yeni promosyon alacaklar. Tabii bu arada yani 2018'de, 2019'da emekli olanlar da 3'er yıllık sözleşmelerini yaptılar. Yani 2018'de sözleşme yapan bir emekli için 2021'de dolacak 3 yıllık süre. Tabii bu süre zarfında bu paralar biraz artmaya başladı. Yani 2018'de, 2019'da emekli olan emekliler için promosyon parası 1000 liraya kadar çıkmıştı özel bankalardaki rekabet ortamında. Kimisi 600 lira verdi, kimisi 700 lira verdi. Bunun üstüne işte bir emekli yakınınızı getirseniz 150 lira, 200 lira diye ekstra paralar verdi. Çeyrek altın veren oldu. Kredi faizlerini düşürenler oldu. Yani emeklilere bunun yanında kolaylıklar sağlandı. Tabii aşağı yukarı 12,5 milyon emekli var ve yıllıkta 180 milyar liralık bir maaş pastasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu rekabet parayı yükseltiyor. Şimdi 600-700 liradan başlayan bir promosyon olacağı söyleniyor. Tabii bu rekabet Mart ayında daha da güçlenecek. Ama bu rakamlarda kalmayacağı kesinleşti yani. Özellikle emeklilerin bankalarla yapacakları sözleşmeler için bir tarih, şu tarihe kadar gibi bir zaman dilimi var mı? Şimdi siz mesela diyelim ki 2017'nin Haziran ayında eğer o sözleşmeyi yaptıysanız 3 yıllık süre 2020'nin Haziran'ında bitecek. Mart'ta başladığı için biz Mart'a göre konuşuyoruz ama kim ne zaman emekli olup bu sözleşmeyi yapmışsa 3 yıl üstüne koyacak ve yeniden sözleşme yapacak. Peki diyeceksin ki hani bankasından memnun değil, değiştirmek istiyor. Yani atıyorum 2018'de bir anlaşma yapmış, 2020'ye geldik, 2 yıl dolmuş, nasıl değiştirecek? Aldığı 2 yıllık parayı iade edecek. Kalan para kendisinde kalacak. Yani 2 yıllık para kendisinde kalacak. 1 yıllığını iade edecek ve başka bankaya geçebilecek. Böyle bir özgürlük de var tabii. Yani promosyonu iade ederek. Tabii bankaların aslında kampanyaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle 500 liradan başlayan sanırım promosyon bedelleri var şu anda, değil mi, piyasada? Evet. Yani şu anda işte 500-600, az önce söylediğim gibi 1000 liraya kadar çıkmıştı. Bu rekabet tabii onu gerektiriyor. Tabii burada emeklilere şunu tavsiye edelim. Yani size işte 1000 lira vereceğim diyebilir bir banka ama bunun karşılığında işte kredi kartı kullanacaksın, işte ne bileyim faturalarını bize taşıyacaksın gibi bazı şartlarda öne sürüyor olabilirler. O yüzden hani sadece paraya bakmayın, bu şartları da değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Evet, yayın konuğumuz Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'di. 2020 yılına ilişkin emeklilerin promosyonlarını konuştuk diyelim ve sözü elinden size bırakalım. TÜFE'den emekliler için yeni zam sistemi önerisi geldi. TÜFE sistemi bırakılsın, 6 aylık zamlar seyyanen yapılsın. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon, TÜFE, oranında zam alıyor. Yaklaşık 9 milyon Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, hesaplamada yeni bir sistem önerdi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi. Mevcut sistemde, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon, TÜFE, oranında zam alıyor. Emekliler için uygulanmakta olan TÜFE'ye endeksli bu sistemin beklentileri karşılamadığını söyleyen Ergün, şöyle konuştu:
Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından belirlenmiş 418 madde ve 895 çeşidi kapsayan enflasyon sepeti hesaplamaları, emeklinin yaşamakta olduğu ekonomik gerçekliklerin çok uzağındadır. Emekli ailesinin harcama kalıplarına uymamaktadır. Emekli, yaşı gereği değişen ihtiyaçlarını esas alan harcama kalıplarıyla oluşturulmuş, yeni bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Emekli aylıklarındaki şer aylık artışların, gelir adaletini gözetecek şekilde seyyanen yapılmasını istiyoruz. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık'ta enflasyon %0.74 oranında arttı. Yıllık bazda ise %11.84 olarak gerçekleşti. Yani yıl sonu beklentilerinin biraz daha altında gerçekleşmiş oldu diyelim ve ayrıntılarına bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0.74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11.84 arttı. Yıllık artış ekonomik programdaki %12 hedefinin altında kaldı. Evet, yıl sonu enflasyon rakamları da belli oldu dedik sevgili izleyiciler. Bu arada tabii ki milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı da yapılacak zamdaydı. Bağkur ve SSK emeklilerine %6,5 oranında zam geliyor. Enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. SGK ve Bağkur emeklileri net 6,5 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise %1,5 enflasyon farkı oranında toplamda %5,5 oranında zam alacak. Ekonomiye döneceğiz çünkü bu rakamlar milyonları ilgilendiren önemli bir zammın da oranını belli etti. Evet, Faruk Erdem, hoş geldiniz. Hoş aslında bulduk, bu yayını planlamıştık ama çok sıcak bir gelişme. O sıcak gelişmeyi ekranlara taşıdık. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi memur maaş zammı netleşmiş oldu. Doğru, emeklilerin maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz, onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk. Yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. Aynen. 12'nin altında olması, yeni ekonomik programın belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları ilgilendiren o oran da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine %6,49 zam oldu. Zam oldu. Tabii... onu söyleyecektim. Yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama yıl sonu enflasyonu, özellikle Aralık enflasyonu milyonların da maaşını etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon. Yani Temmuz'dan Aralık'a kadar o da 6,49 oldu. Söylediğiniz gibi 6,49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1,49'luk fark alacak. Yani 5,49'da memur ve memur emeklileri. Memur ve memur emeklilerinin... Evet, 5,50 diyebiliriz ona. 5,50 diyebiliriz. Yani evet. 5,5 oranında memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklileri de 6,49 oranında zam alacak. Bu rakamlar nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor? En düşük memur maaşları. Aslında bunları bir olasılık olarak hesaplamıştık ve siz de paylaşıyordunuz. Biz genelde bunu 6,30 olarak zaten tahmin ediyorduk. Yani 12'lik enflasyona göre 6,30 olacağını ama 6,49 oldu. Bir tık daha yukarıda. Tabii bu kuruşları oynatacak ama ben arkadaşlarımdan istedim. İsterseniz birkaç rakamı da sizle paylaşayım ben. Haber müdürünü ağırlamanın biz de konforunu yaşıyoruz şu anda. O rakamlar sizin de telefonunuza doğru anlık geliyor. Olarak geliyor. Dilerseniz o rakamları da anlık olarak paylaşalım. Evet. İlk kez bizden duyacak izleyicilerimiz. Doğru. Şimdi yıllık TÜFE biliyorsunuz 11,84 çıktı. Söylediğiniz aylık 0,74 çıktı. Arkadaşlarım şu anda hesaplıyorlar. Hemen gelsin rakamları söyleyecekler. Biz de bu arada kolaylıklar dileyelim. Peki, Takvim Gazetesi'nde ekonomi servisine onlar da doğru şu anda çalışıyor arkadaşlarımız. Beklentileri... tam rakamı verelim yanlış olmasın diye ben bekliyorum arkadaşlarımdan.
Ama şunu söyleyebilirim, birkaç rakam vereyim size. Buyurun. Taban maaşlardan bahsedeyim isterseniz. Şu şekilde.